Sınır ötesinden merhabalar diliyoruz. Her hafta olduğu gibi yine Selnur Yastıkaya ve Bora Bayraktar'la birlikteyiz. Evet, Bora Bayraktar, Selnur Yastıkaya, hoş geldiniz yayına. Merhaba. Hoş bulduk. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti vardı ve merakla bekleniyordu oradaki görüşme, Putin'le yapacağı görüşme. Birçok başlık var. Kısaca özetleyecek olursak, Bora Bey sizden başlamak istiyorum. S-400'lerden geri adım yok. Bunu net bir şekilde anlıyoruz. İdlib'de bir mutabakat yok ama en azından mevcut statükonun korunmasına dair bir sözlü bir beklenti var diyelim. Onunla birlikte S-400'den geri adım yok fakat yeni Rusya ile Türkiye arasında yeni savunma işbirliği maddeleri. Cumhurbaşkanı ondan bahsetti. Mesela işte denizaltı olabilir dedi, uçak motoru olabilir dedi, uzay teknolojisi, işte ikinci ve üçüncü nükleer santral inşaatı gibi başlıklardan bahsetti. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkiye-Rusya arasındaki bu savunma işbirliğinden reaksiyon gösteriyor Amerika tarafı. S-400'de bir reaksiyon verdi. Hala da vermeye devam ediyorlar. Eğer bu bahsedilen bu masadaki başlıklar yarın öbür gün Rusya ile somut hale gelirse o zaman Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde yeni gerilimler yaşanır mı? Buradan başlayalım der. Tabii son derece önemli bir ziyaretti, onu söyleyelim. Tabii genel olarak böyle üst düzey ziyaretlerde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika, Rusya, Almanya gibi ziyaretlerinde hep şöyle bir hava ile gittiğini görüyoruz. Yani şöyle bir hava estiriliyor daha doğrusu. Yani Türkiye sıkıştı, şimdi işte bakalım Rusya bize ne diyecek, Putin ne yapacak, Biden bir reaksiyon gösterecek mi? Şimdi Türkiye ile Rusya ilişkilerinde de yine bu şekilde bir havada gönderildi Sayın Cumhurbaşkanı ama alt alta başlıklara baktığımız zaman aslında Rusya'yı zorlayan tarafın Türkiye olduğunu ve Türk-Rus ilişkilerinde rahatsızlık konularının daha çok Türkiye'nin etkinliğinin artmasıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Mesela nedir? Karabağ meselesi. Türkiye 30 yıllık bir statükoyu Azerbaycan'la kısa bir süre içerisinde sonlandırdı. Ukrayna'da Türkiye'nin yapmış olduğu askeri anlaşmalar önemli. Ruslar ne dediler son olarak? Donbas'ta Türk İHA'larının görev yapmasından, SİHA'ların görev yapmasından rahatsız olduk dediler. Suriye'de İdlib meselesini hatırlayalım. Yine Türkiye Rusya'nın baskılarına rağmen İdlib'den çıkmadı, rejimi buraya sokmadı. Libya aynı şekilde. Oradaki Hafter'e karşı Türkiye meşru hükümeti ayakta tuttu gibi. NATO içerisinde yine Türkiye'nin NATO ile beraber hareket etmesi. Dolayısıyla burada Putin'in belli rahatsızlıkları var ve bu yüzden de Türkiye'yi sahada zorluyorlar, biliyorsunuz son zamanlarda İdlib'deki tacizler, yine Türkiye'nin operasyon bölgelerine yönelik tacizler bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu havada aslında Türkiye'ye gittiğinde karşılıklı bir alışveriş beklendi. Ama senin de dediğin gibi pek çok proje ortaya atılsa da bunlar bana göre biraz iyimser, ileriye dönük, pozitif havayı desteklemeye dönük faaliyetler ya da ne diyelim projeler. Ama ilişkilerin şu anki görünümüne bakılırsa Türkiye ile Rusya belli noktalarda ortak, belli noktalarda rakip olarak çalışmaya devam ediyorlar. Yani Türkiye Amerika'ya karşı Rusya'yı bir denge olarak kullanırken Rusya da belli alanlarda Türkiye'yi zorlayarak özellikle bu Suriye meselesinde belli noktaya getirmeye çalışıyor. Dünkü görüşmeden sonra bir ortak basın toplantısı olmaması, iki tarafın ilişkileri korumaya özen gösterdiğini ve belli anlaşmazlıkların da zamana bırakıldığını gösteriyor. Aynı açıklamalar yapıldı, pozitif mesajlar verildi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönüşteki açıklamalarına bakılırsa yıl bitmeden yine bir Putin-Erdoğan zirvesini görmemiz son derece olası. İleriye dönük projelere, yani soruna şöyle cevap vermek gerekebilir. Türkiye ile Rusya nükleer enerji konusunda ciddi bir işbirliği içerisinde. Enerji konusunda Rusya'ya çok sıkışmış olmasına rağmen Türkiye'nin Türk akımını çalıştırıyor olması, bu da bence önemli ayaklardan biri. Ama ortak bir askeri, nasıl söyleyelim, yani bir savaş uçağı, bir savaş motoru, uçak motoru geliştirme ya da uzay çalışmaları bana göre şu an için ancak ileriye dönük pozitif hedefler olarak değerlendirilebilir. Çünkü gerçekten anlaşmazlık noktalarımız zaman zaman derinleşiyor ve bazen
hani acaba bu ilişkiler kopar mı kopmaz mı noktasına getiriyor bizi. O yüzden böyle bir hassas denge varken ben ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bu kadar ciddi yatırımlara birlikte gireceğini çok öngörmüyorum. Çünkü Türkiye halihazırda bir NATO üyesi ve bu çıpayı da kaybetmek istemiyor. Amerika'yı da çok uzaklaştırmak istemiyor. Dolayısıyla bunlar biraz bence Washington'a mesaj, Washington'un dikkatini çekmeye dönük mesajlar. Ama hani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrası için tabii her şey olabilir. Fakat bana göre şu an için biraz uzak hedefler diye değerlendiriyorum. Bernur, şimdi tabii Türkiye-Rusya ilişkileri deyince Türkiye-Amerika ilişkileri. Bora Bey'in de anlattığı gibi. Rusya ile yaptığımız her görüşme Amerika tarafından da takip ediliyor. Onlarla attığımız her imza Amerikalılar tarafından işte real konuda karşılanabiliyor. Ama mesela Ruslar da benzer şey aslında Türkiye'ye yapıyor. Yani biz Ukrayna ile savunma sanayinde ortaklaşa bir şeyler yaptığımız zaman Ruslar da Bora Bey'in söylediği gibi işte Kremlin sözcüsü Peskov daha önce Karabağ'da Türk silahları olmasın dedi. Bundan rahatsız oluyoruz dedi. Bu ifadeyi kullanmışlardı ve belli rahatsızlar. Mesela Kiev'deki toplantı, Soçi'deki toplantı sırasında da Kiev'de bir anlaşma yapıldı. Bir mutabakat imzalandı Türkiye ile Ukrayna arasında. Tabii Ukraynalılar için bu çok bir, biraz da bunu gövde gösterisine de dönüştürdüler. Ukrayna Cumhurbaşkanı da katıldı. Ukrayna Savunma Bakanı ve Zelenski'nin orada hani bu uzun bir yolun başlangıcı, bağımsızlığımıza giden bir yol, Erdoğan'ın minnettarız vesaire cümleleri. Onlar bir kenara, Ukrayna orada kendi politikasını gidiyor tabii ki bu seyirlerdiği mesajlarla. Ama Türkiye burada şunu mu yapıyor? Yani bu kompartman siyaseti, bu Türkiye'nin hakkıdır. Amerika Birleşik Devletleri ile ben alışverişimi yaparım NATO çatısı altında ya da ikili olarak. Ama onun dışında NATO'ya da hiçbir şekilde zarar getirmeyecek düzeyde, oradaki üyeliğime bir zarar getirmeden, aynı zamanda NATO çatısına da herhangi bir zarar getirmeden Rusya'yla da alışverişimi yaparım noktasında Türkiye'nin bir yaklaşımı var. Bu yaklaşımı bir türlü kabul ettiremiyor Türkiye. Yani Amerikalılar hani tamamen buna böyle çok keskin bakıyorlar ve asla olmaz diyorlar ve yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Türkiye bunu Rusya'yla da yaparken işte ya da Ukrayna'yla yaparken aslında Rusya'ya veriyor. Herhalde bu mesele biraz böyle Türkiye'nin bu kompartman siyaseti hakkını muhataplarına kabul ettirene kadar devam edecek gibi görünüyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Yani senin de belirttiğin gibi aslında burada değişen Türk diplomasisine, değişen Türkiye'nin yüzüne bir alışma evresinden bahsedebiliriz. Şimdi hem Washington, hem Moskova, hakikaten Londra, Berlin, Paris böyle ilerletebiliriz. Bu başkentlerde çizilmiş bir Türkiye çerçevesi var. İşte Soğuk Savaş'tan kalan ya da 2000 öncesinden kalan bir Türkiye çerçevesi var. Ve Türkiye'yi sürekli olarak bu çerçevenin içinde okumaya çalışıyorlar bu başkentler. Moskova'da bundan ayrı değil. ABD nasıl ki bir Türkiye görüşü varsa işte geçmişten kaynaklanan, Moskova'nın da hatta biz Moskova'yla daha derin tarihi bir rekabete süreciyle bağlıyız. İşte Osmanlı'dan bugüne gelen ABD'li tarihimiz o kadar geniş bir dönemi uzanmıyor. Moskova'da Türkiye'yi benzer bir çerçeveye hapsetmek için uğraşıyor. Ama ne var ki biraz daha gerçeklikte daha barışık diyebiliriz Moskova'ya, Washington'a göre. Washington biraz daha üstenci bir dille bunu gerçekleştiriyor. Moskova biraz daha bunu bir pazarlık masasına yatırıp işte al gülüm, ver gülüm tarzında ve biraz daha böyle ne derler, Türkiye'nin de hoşuna gidebilecek diyelim. Bazı işte şeyler oluyor, ne derler, işbirliği önerileri oluyor. Yani işbirliği daha açık bir Moskova ile karşı karşıyayız biz Washington'dan ziyade. Bu çok aslında ters bir durum. Baktığımız zaman müttefik dediğimiz ABD ile masaya bile oturamazken işte tarihi rekabete sahip olduğumuz Moskova'yla hiç olmazsa masada bazı şeyleri halledebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte hem Soçi'de yaptığı vurgu hem işte dönüşte uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamaları ben bu şekilde görüyorum. Yani orada zaten Sayın Cumhurbaşkanı bize de New York'tayken benzer bir açıklama yapmıştı. Biz işte Sayın Putin'le oturduğumuzda 24 saatte bazı meseleleri çözebiliyoruz. Yani vurgusunda bulunmuştu. Burada Washington'a da bir göndermede bulunmuştu aslında. Dediğim gibi burada Moskova biraz daha gerçeklikle barışık. Türkiye ile bence iki sayfa var. Türkiye ile yapabileceklerimiz ve Türkiye ile yapamayacaklarımız. Bir kere Türkiye'nin
bir NATO üyesi olduğunu farkında Moskova ve bunu adımlarını buna göre atıyor. Yani şimdi Bora'nın da dediği gibi şimdi bu işte ortak uçak motor üretimi, işte denizaltı teknolojisinin paylaşımı, o uzay teknolojisiyle ilgili adımlar evet geleceğe yönelik bir niyet beyanı olabilir ama bir NATO ülkesiyle bunun ne kadarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini de bu büyük ihtimalle Moskova hesaplamıştır. Şu anki gelinen ortamda Türkiye'de NATO'yu önemli bir çıpa olarak gördüğü gibi her iki ülkede bir iyi niyet beyanında bulunmuş durumda. Yani bu da aslında çok önemli çünkü öyle bir uluslararası sistemden geçiyoruz ki herkes herkesin ayağına basabiliyor bu şeydi. Yani müttefik demeden işte geçtiğimiz haftalarda AUKUS'ta gördük bunu. Yani Fransa'yı ABD ezdi geçti yani hiç tanımadı bile ki 200 yıllık bir müttefiklik ilişkileri var Fransa'yla. Küresel atmosferde Türkiye'nin Rusya ile ortak bir masaya oturması başlı başına zaten bence büyük bir başarı. Bunun gerçekleştirilebilmesi her iki taraf açısından. Çünkü aslında bir örnek model de koyuyorlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'in reformundan bahsederken, Birleşmiş Milletler'in etkinleştirilmesinden bahsederken aslında masanın genişlemesinden de bahsediyor. Ve burada biz Rusya ile bunu yapabileceğimizi gösteriyoruz. Neden diğer ülkelerle de olmasın? Şimdi Almanya'yı da bir şekilde biz işte Merkel döneminde masayı devirmeden ilişkileri kotarabiliyorduk. Ama bunu ne yazık ki Fransa ile ve ABD ile gerçekleştiremiyoruz bir süredir. Moskova ziyaretini ben böyle okuyorum. Burada aslında hem bölgeye hem de daha geniş anlamda küresel uluslararası ilişkilere bir mesaj taşınıyor. Şimdi Bora Bey, Suriye denilince de tabii bir tarafta İdlib, bir tarafta PKK-PYD problemi. Türkiye'nin başlıca sorunları bunlar. İdlib meselesi öyle ya da böyle yani Ruslarla bir şekilde dondurulabiliyor. Bunu 2017'den beri gördük, hala da görüyoruz. Bu şeylere ne kadar riayet ediyorlar, etmiyorlar ayrı. Çok etmiyorlar aslında Ruslar ya da İranlılar. Ama netice itibariyle çok büyümeden kriz, yani böyle katliam boyutuna gelmeden dondurabiliyoruz bir şekilde. Ve uzuyor. Şimdi yine uzayacak süreç belli İdlib'de. Yine bir somut sonuç yok. Ama dediğimiz gibi uzayacak. En azından donmuş şekilde bekleyecek. Bir sonraki belki toplantıya kadar. Ama öte taraftan PKK-PYD meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurguluyor. Yani bunların hem Moskova ile irtibatları var hem Washington ile irtibatları var. Ve bu aralarda sıklaştı. Tabii bir taraftan da Afganistan'dan çekilme sürecinden dolayı yaşadıkları panik, bunu da itiraf ettiler zaten PYD'liler. O panikten dolayı da hem Biden yönetimine hem Putin yönetimine ikisi de birden mesaj yolluyorlar. Ama Rusya'da, Amerika'da ikisi birden de PYD'ye kucak açabiliyorlar ya da destek verebiliyorlar. Ya da hani onları göz ardı etmiyorlar. Buyur ediyorlar. Böyle bir ilişki var. Bu yani İdlib'i bir şekilde dondurabiliyoruz ama bu PKK-PYD meselesi o nasıl çözümlenebilir? Yani bunun için bir yol haritası. Çünkü bu masada çözülmüyor bu iş. Yani bunu Amerika vazgeçmiyor. Amerika vazgeçse Moskova devam ediyor. Yani Moskova iyi vazgeçilmek belki biraz daha makul kalabiliyor. Daha rasyonel kalabiliyor ama bir kez Amerika vazgeçmiyor. O anlamda geriye işte Barış Pınarı Harekatı gibi ihtimaller ya da işte opsiyonlar kalıyor aslında sahada. O da 2019 Ekim ayında başlayan ve sonrasında işte ara verdiğimiz bir opsiyondu. Zaten sorunun içinde cevap da vardı sevgili Taha. Gerçekten de burada yani Türkiye'nin yapması gereken şey çok açık. Bu kartı bu iki rakibinin, hatta şu anda adını saymadığımız, zikretmediğimiz pek çok destekçisi var PKK ve YPG'nin. Bunların elinden almak ve Türkiye'nin şu anda yapmış olduğu da bu. Yani biraz geriye sardığımız zaman, ki yani çok çabuk unutuyoruz, hatırlayalım neler olduğunu. 2014, 2015, 2016 terör eylemlerinin zirveye çıktığı bir dönem yaşadı Türkiye. Ve bunun arkasında ağırlıklı olarak PKK, YPG, TAK ve DAEŞ gibi örgütler vardı. Türkiye öncelikle içerideki bu terör örgütünün unsurlarını büyük ölçüde başarısızlığa uğrattı. Onları etkisiz hale getirdi. Sonra hem Suriye içerisinde hem Irak'ın içerisinde operasyonlarla hem sayısal olarak hem de örgütün alan hakimiyeti kurmak istediği bölgelerdeki etkinliğini ve varlığını yok etti. Yani burada senin de bahsettiğin Zeytin Dalı Harekatı, yani Afrin son derece önemli bir operasyondu. Hatırlayalım Afrin'de neler çıktı? Çıkan tüneller, Türkiye sınırının içine doğru uzayan tüneller, bunların hepsi Türk egemenliğine, Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı faaliyetleriydi, hazırlıklardı. Türkiye bunları büyük ölçüde yok etti.
ve örgütü buralarda etkisiz kıldı. Şimdi Afganistan örneği şunu gösterdi. Yani Amerika sizi ne kadar desteklerse desteklesin, kendi şartları uymadığı zaman çekip gidiyor. Bunu biz yıllardır söylüyoruz, yazıyoruz. Sosyal medya hesaplarında var. Özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu sırasında söyledim. Amerika günün birinde buradan gidecek. Yani bu bir kesin durum. Yani bunu ben hiç aksini düşünemiyorum. Nasıl ki bir günde Kabil düştüyse bir günde YPG PKK buradan silinecek. Çünkü buradaki coğrafyanın, sosyolojik yapının aleyhine zorla dayatmayla gelmiş bir örgütten bahsediyoruz. Yani buradaki Sünni Arap yapıyı yok eden sadece yani etnik olarak değil kendisine muhalefet eden bütün Kürt aileleri, aşiretleri, insanları da baskılayan bir örgütten söz ediyoruz. Bunlar bu anlamda arkası çok sağlam değil. Ama bugün Türkiye'ye karşı bir araç olduğu için hem Rusya hem Amerika, başka ülkeler, Almanya, bazen Fransa bunları Türkiye'nin önüne koyuyor. İsrail'in özellikle bir dönem destek verdiğine yönelik iddialar hep ortada. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı şey çok açık. Örgütü denklemden çıkartacak. Zaten Türkiye içerisinde 200'ün altına düştü terör örgütü mensubu sayısı. Siyaseten bana göre çok sıkışmış bir durumda. Irak'ın kuzeyinde artık Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de bunlarla mücadele ediyor yer yer. Suriye'de de ben bunun orta uzun vadede olacağını düşünüyorum. Türkiye ne zaman ki bu aracı onların elinden alır, denklemden çıkartır, o zaman zaten konuşacak bir şey kalmaz. Ama yani ben ne Amerika'nın ne Rusya'nın kendiliğinden bu aracı yani karşılıksız bir şekilde bırakacağını düşünmüyorum. Ama konjonktürel olarak Amerika buradan çıkmaya karar verir, başka gelişmeler olur. Yani örgütün uzun ömürlü olma şansı bana göre yok. Yani çünkü dediğim gibi coğrafyaya, sosyolojiye, toplumsal gerçekliğe, her şeye aykırı dışarıdan hançer gibi saplanmış bir örgüt. O yüzden çok uzun ömürlü olmayacaktır. Yani Bora Bey'in söylediği gibi Amerika bir gün gidecek, sinyallerini de veriyor. Hani kalıcıyız demiyor. Mesela şu an Orta Doğu'daki Esed rejimi Suriye'de irtibatlandığı ülkelerin sayısına baktığımız zaman her geçen gün bu sayının arttığını görüyoruz. Yani işte Suudi Arabistan, 2011 iç savaş süreci başladıktan sonra özellikle 2012 itibariyle Esed rejimini ve ipleri koparan, köprüleri atan ülkelerin birçoğu şu an rejimle temas halinde. Yani kimisi yakınlaşıyor, kimisi normalleşiyor. Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Geçen hafta Enerji Bakanları Dubai'de görüştü. Arap Emirlikleri ve Suriye rejiminin Enerji ve Su Bakanı. Öte taraftan Mısır Dışişleri Bakanı New York'ta görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı. Evet. Faysal'la. Lübnan yani asker düzeyde Esed rejimine Şam'a gittiler, ziyarette bulundular. Öte taraftan Ürdün'ü görüyoruz. Gümrük kapılarını açtılar. Hatta işte uçak seferleri başlatmaya da hazırlanıyorlar. Bu var. Irak'ın aynı şekilde yine Suriye rejimiyle olan yakınlaşma sürecini de tanık oluyoruz. Tüm bunların ne anlamına geliyor? Yani 2011'de Esed rejimini dünyada aslında hani katil ilan eden ve gitmeli diyen o dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'du. İşte Doğu Guta 2013 kırmızı çizgi aşıldı, kimyasal saldırı kullanıldı ve artık Esed gidecek, Suriye'ye müdahale ediyoruz. Yani Obama yönetimiydi. Şimdi ne değişti de Esed'le bu ülkeler barışıyor? Bu bir Amerikan planı mıdır? Amerika'nın gitmeden önceki bir planı mıdır? Buradaki Kürtler barışsın, sorun kalmasın, en azından hani husumet kavgaya dönüşmesin, bu şekilde dondurulmuş vaziyette kalsın, ben gidiyorum çünkü mi diyor Amerika, yoksa hani Amerika'dan bağımsız mı gelişiyor? Yani aslında her ikisi de diyebiliriz. Ben geçen programda da söylemiştim, Amerika'da büyük bir kafa karışıklığı var dünyaya ait. Yani nasıl bir, yani Çin'e karşı bir strateji geliştirmesi gerektiğini biliyorlar ama bunun nasıl yapılacağını henüz tam olarak ne derler, keşfedebilmiş değiller. Evet, Orta Doğu'yu bırakmak istiyorlar ama orada bir İsrail bagajı var. Bu İsrail bagajını nasıl güvenli olarak kime teslim edeceklerini de tam bilebilmiş değiller. Çünkü İsrail'in, sen de biliyorsun, Çin'le de aslında kurduğu derin bağlantılar var. İşte başta bunun sembolü olarak Hayfa Limanı karşımızda duruyor. Şimdi böyle bir ortamda ikircikli politikalar izleyebiliyor
ABD yönetimi bir yerden işte çıkacağım diyor. Orada Ortadoğu'daki asker sayısını azaltmaya kalkışıyor. Ne bileyim buradaki füze bataryalarını çekme adımları atıyor. Bir taraftan da işte kıytırık örgütlere destek vermekten de geri adım atmıyor. Onlar işte Beyaz Saray'da, Kongre'de filan ağırlamaya devam ediyor. Burada bir kafa karışıklığı var. Daha doğrusu ABD içindeki sistemde bir huzursuzluk var gibi bana. Yani bu işte son olarak ABD Genelkurmay Başkanı... Beyaz Saray arasındaki Afganistan gerilimini kastediyorsun herhalde. Evet, evet. Aslında bu yani Trump döneminde de, Trump döneminde de vardı. Şimdi Biden döneminde de devam ediyor. Yani asker ve yönetim arasında bir sıkıntı. Trump zamanında da vardı. Hatta orada, kesinlikle. Yani burada işte sen, o Pentagon'un arkasına baktığımız zaman silah lobilerini görüyoruz. Bu yani burada şimdi CENTCOM dediğimiz bir varlık burada yaklaşık işte 40 yıldır adeta kendi krallığını kurmuş durumda. Yani herhalde büyük bir yani tam olarak bilmiyorum ama herhalde. Yani bir gün Biden yönetimi biz Orta Doğu'dan çekiliyoruz derse bu kez karargah buna tepki gösterir mi? Yani Afganistan'dan çekinmeyelim demişler. Çekilelim evet. Israr ediyor Biden ve şimdi Pentagon diyor ki biz çekinmeyelim demiştik diye ve biz yani yarın bir gün ikinci Afganistan olarak Irak, Suriye meselesi gündeme gelirse Biden yönetimi çekilelim derse asker bu kez bunun karşısında durur mu? Yani şey bu son işte ABD Genelkurmay Başkanı Milley'nin senatörlük açıklamalarında gördük. Yani ABD basınına sızdırılan yani Pentagon tarafından sızdırılan tüm haberler gerçekmiş. Çünkü hiçbirisini yalanlamadı. Mali Blackis doğruladı ve aslında suçu da bir anlamda Beyaz Saray'a Biden'a attı. Biz kalmak istiyorduk Afganistan'da. Bu kaosun olacağını aslında fark etmiştik. İşte şeydi hatta stratejik hata olarak değerlendirdi. Yani burada tamamen suçu Biden'a atmış. Biden yönetimi de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda biz aslında bunu ortak karar vermiştik. Nereden çıktı bu havasına girdiler bir anda. Burada şeyi anlıyoruz yani Pentagon'da büyük bir rahatsızlık var. Yani çünkü işte CENTCOM yani bugün ABD son ABD Genelkurmay Başkanlarına ve yetkili komutanlarına baktığımızda bunların çoğunun CENTCOM kökenli olduğunu görürüz. Çünkü CENTCOM şu an ABD ordusundaki en aktif ve aslında en çok parayı çeken birim. İşte savunma sanayi şirketlerini oradan görüyoruz. Çünkü bu ABD medyasında da yer almıştı. CENTCOM'da görev yapıp emekli olan her general bir ABD'li savunma şirketinde mutlaka danışma kurulunda ya da yönetim kurulunda görev almış. Ve oradan milyon dolarlar kazanmışlar bunlar. Şimdi böyle bir yapıyı kolayca çözmek mümkün değil ve şimdi şeyi biliyoruz. Bu 3 Kasım seçimlerinde ABD ordusunun isterse ne kadar siyasete karışabileceğini hepimiz gördük. Yani burada büyük bir bürokratik güç var. Şimdi bürokratik güç o elindeki gücü hemen bırakmak istemiyor. Özellikle böyle tırnak içinde aslında bir nevi eski dönemlerde Türkiye'ye yöneltilen suçlamaların bir benzerini şu an biz ABD'deki asker sivil ilişkilerini görebiliyoruz. Yani aslında askerin derinlerde ne kadar etkili olabildiğini, karar süreçlerinde ne kadar müdahale edebildiğini aslında Trump döneminde de senin bahsettiğin gibi görmüştük. Trump'ı işte petrol bahanesiyle kandırıp bir şekilde asker bırakmaya ikna ettiler Suriye'de sizlerin de bildiğiniz gibi. Şimdi bu anlamda Pentagon buradan çıkmak istemeyebilir ve bunun en büyük bahanesi de bence İsrail olacaktır. İşte İsrail zaten o İsrail lobisinin de ne kadar kuvvetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani burada aslında büyük ama bir şey, ABD... Yani Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve evet. İşte Network, mesela işte Mısır, Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri onlar Orta Doğu ziyaretine çıktılar tam da bu süreçte. O da tabii evet. Bu işte hani acaba Amerika çekiliyor mu gerçekten gidiyor mu gitmeden önce Körfez ülkelerini Mısır'ı birbirine daha da yaklaştırıyor vesaire gibi soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. O nedenle sordum. Yani şey tabii burada bence Arap ülkeleri de artık ABD'siz bir bölge gerçekliğini hazırlıyorlar kendilerini. Bu anlamda işte Stratiko'yu korumak şu an için Körfez ülkeleri için en önemli madde. Burada da işte daha önce tanıdıkları tırnak içinde Esed rejimini biraz daha kendilerine yakın hissediyor olabilirler. Senin de daha önce işte Birleşik Arap Emirlikleri 2018'de sorunların istenmediği açık. Yani yok mu? Yani kendilerinin çıkardı ya da çıkardı demesek de kendilerinin körüklediği sorunlar. O sorunların şu an olmasını pek istemiyorlar. Bunu anlıyoruz. Bu arada buradan biraz da şey geçeceğim. Yani Amerika'da işte asker dedik, askerin etkisi dedik. Ve Orta Doğu'dan çekilir gider çünkü asıl yeri gideceği yer Pasifik, Güney Pasifik orası dedik.
Mesela geçen hafta Helsinki'de Amerika Genelkurmay Başkanı ile Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov bir araya gelmişlerdi. İki kare fotoğraf yayınlanmıştı. Şimdi mesela Wall Street Journal o görüşmeden sonra, günler sonra bir iddia ortaya attı. Dedi ki o görüşmede Amerika Rusya'dan Orta Asya'daki üslerini kullanma konusunda izin istedi. Bunu Ruslar yalanlamadı. Hatta doğru olduğu da iddia ediyor bu talebin. Böyle bir talep var Amerika'dan. Bu ne anlama geliyor? Yani hani Biden denince soğuk savaş aklı gelir. Hep öyle diyorduk. Yani Biden zaten seçildiğinde işte soğuk savaş kafası geri geldi. Tamam Çin çok daha öncelikli onlar için. Ama Rusya ile askeri işbirliği, yani ortak güç kullanma noktasında askeri işbirliği yapacak kadar soğuk savaş kafasından da uzaklaştı mı acaba Biden'in? Şimdi askerin tasarrufunu yani. Şimdi burada tabii soğuk savaş dönemini hatırlarsanız o zaman da Sovyetler Birliği'ne karşı bir Çin politikası uyguladı Amerika ve Çin'le görüşmelere başlayarak Sovyetler Birliği'ni biraz daha kuşatmak için Çin'i yanına almayı denemişti. Şimdi benzer bir stratejiyi Amerika yokluyor olabilir. Yani Çin'le Rusya'yı birbirinden ayırabilir miyiz? Acaba Rusya'yı Çin'e karşı yanımızda tutabilir miyiz? Çin'i biz bir taraftan doğudan Japonya, Filipinler, işte güneyde Avustralya ve diğer müttefikler üzerinden kuşatırken acaba kuzeyden de Rusya'yı bu işte devreye sokabilir miyiz diye bir fikir jimnastiği yapıyor olabilir. Ama yani ben bu konuda Rusların bu işlere gireceğini çok tahmin etmiyorum. Yani tabii ki Rusya ile Çin arasında da bir rekabet var. Rusya ile Çin arasında da gerilimler yaşanıyor ama bunlar özellikle dünya vizyonu konusunda, yani çok kutuplu dünya diyoruz ya da çok katmanlı dünya diyoruz. Bu yapıda Rusya ile Çin aslında ortak hareket ediyorlar. Ve yani geçmişte Putin'le birlikte eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin, hatta Boris Yeltsin döneminde bile Amerika'nın tek kutuplu hegemon yapısına karşı çok açık beyanatları, ortak deklarasyonları olmuştu. Şimdi buradan tamamen manevra yapıp Amerika ile Rusya'yı yan yana çok düşünemiyorum. Ama yani nasıl ki şimdi günümüzün ruhu nedir uluslararası siyasette? Mesela Türkiye Rusya'yı konuştu. Türkiye ile Rusya belli konularda beraber çalışıyor ama belli konularda da gırtlak gırtlağa çarpışıyoruz yani Ruslarla. Dolayısıyla Amerika ile Rusya'nın da böyle belli konularda hani kompartmanlaştırmaktan söz ettik, katmanlara ayırmaktan söz ettik. Böyle bir arayışlar olabilir. Şimdi Afganistan'dan çekilmesiyle beraber Amerika burada bir güç boşluğu bıraktı. Öncesini hatırlayalım, 20 yıl öncesini. Bu operasyonlar için Özbekistan'da bazı eski Sovyet Cumhuriyetlerinde, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde üstlenmelerine izin vermişti Rusya, Amerika'nın terörle mücadele, El-Kaide ile mücadele kapsamında. Yani böyle belki sembolik bir iki adım olabilir ama ben bunu çok ciddi, işte Amerika ile Rusya bir araya gelecek, Çin'i kuşatacak, bunu çok beklemiyorum. Burada herkes birbirine karşı kozlar, birbirine karşı hani biz şimdi artık Ankara'ya geldik biliyorsunuz. Ankara tabirleri öğrendim burada. Mesela sinyal verme, böyle bir sinyalcilik yapıyor olabilirler. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani çok böyle bir Amerika-Rus ittifakı düşünemiyorum ben şu an için. Ama yani belli noktalarda belki bir işbirliği arayışı olabilir. Putin'in de ben bu işe çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Putin ve ekibi çok ciddi anti-Amerikan ama yani ortak noktalar bulunabilir ama bir ittifak noktasına gideceğini zannetmiyorum. Sen efendim belki Çin'e karşı kullanabilirler Ruslar hani bu tecrübe. Belki. Sernur, şimdi haritada Türkiye sağ tarafımıza, sol tarafımıza baktığımız zaman işte Balkanlarda bir kaynama noktası görüyoruz. Kosova, Sırbistan. Sağ tarafımıza bakıyoruz. Kafkasya'nın güneyi, İran, Azerbaycan sınırı kaynıyor. İran, Karabağ zaferinden önce, yani zaferin yıldönümünden önce Ermenilere sevkiyat yapıyordu Karabağ'da. Karabağ üzerinde ve Bakü Rum'una tepkisi olmuştu. Sonra tatbikata dönüştürdü sınırda. Daha doğrusu Azerbaycan'a yönelik bu agresif politikasını bir tatbikatla taşlandırmış oldu ve gerilimi iyice tırmandırdı. Şu an İran diyor ki Azerbaycan'da sınırımızda İsrail üssü kurulmasına izin vermeyeceğiz. Ya da buranın İsrail üssü haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Tabi orada İsrail'in üssü falan kurulacak ya da askeri bir varlığı yok. Kastetik de İsrail'le Azerbaycan'ın
yoğun irtibat, yoğun ilişkisi, işte Türkiye'de yoğun bir ilişkisi var, Ruslarla da yoğun bir ilişkisi var Azerbaycan'ın. Özel şekilde belki biraz daha fazladır, eksiktir. İsrail'le olan bir ilişkisi var. İran bunu gerekçe gösterip Azerbaycan'a bu reaksiyonu veriyor. Nereye kadar gider bu gerilim? Yani tabii bunun bir sürü sebebi var. Karabağ'daki zafer, işte Azerbaycan Türkleri İran'daki, oradaki Pakistan, Türkiye, Azerbaycan ortak tatbikatı vesaire falan. Yani bunların hepsinden rahatsız. Bu rahatsızlıklarını da bu şekilde bir patlama noktasına taşıdı İran. Yani tabii sen de biliyorsun İran'da yeni bir yönetim iş başına geldi. Bunlar daha sertlik yanlısı ve muhafazakar, yani daha böyle İran milliyetçiliğine dayanan bir yapıları var. Ve anladığım kadarıyla ilk iş gösterisi olarak biraz Azerbaycan'ı gözlerine kestirmiş durumdalar. Ki yani bence İran'ın yapacağı en büyük stratejik hatalardan birisi, hem kendisine bir günlük böyle bir ne derler, uluslararası baskı varken bir başka bir cephe daha açmak, bilmiyorum Tahran'ın ne kadar çıkarlarına geliyor, ama burada bence İsrail görünümlü aslında Türkiye'nin Kafkaslar'da artan etkisinin hedef alındığını söyleyebiliriz. Çünkü İsrail-Azerbaycan ilişkileri böyle çok gizli saklı bir şey değil. Ta Soğuk Savaş'ın sonundan itibaren İsrail'le Azerbaycan'la geliştirdiği ilişkiler herkesin malumu. Yoğun bir ilişkiye sahipler. Yani bu yeni olan bir şey değil. O yüzden İsrail bahanesinin burada çok cılız bir gerekçe olduğunu teslim etmek gerekir. Burada esas bence Tahran'ın karın ağrısı Türkiye'nin Irak ve Suriye'den sonra ve hatta işte Katar'ı sayarsak Körfez'den sonra İran'ın kuzeyinde Kafkaslar'da da etkin bir güç olarak ortaya çıkması bence Tahran'ı esas rahatsız eden ve orada verilen mesaj da büyük ihtimalle Türkiye'ye yönelik bir mesaj. Bir de şey tabii, Rusya ile bu kadar ilişkileri koturabilmesi de bence Tahran'ı endişeye sevk etmiş olabilir. Çünkü Tahran daha önce Rusya ile Moskova ile ilişkileri işte Ermenistan üzerinden de yürüten bir ülkeydi. Şimdi burada Türkiye'nin Moskova ile ilişkileri bir şekilde yolunda götürebilmesi ABD'nin baskısına rağmen bence Tahran'daki o stratejik aklı biraz karıştırmış durumda. Burada bir işte güç gösterisi yaparak kendilerince burada biz de varız demeye getiriyorlar. Bu arada Azerbaycan'ın İran Büyükelçisi'yle İngiltere'nin İran Büyükelçisi, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nde de bir araya gelmişler, bir toplantı yapmışlar. Belki bir sohbettir. Yani iki büyükelçinin orada gündelik sıradan buluşmasına dair bir şeydir. Birbirine de sıradan bir ziyarettir. Ama tabii bu dönemde olduğu için manidar kabul ediliyor. Bazıları diyorlar ki hani İran ziyareti, bu görüşmeyi daha doğrusu kendi iç kamuoyuna da bakın hani biz bu Azerbaycanlılara boşuna tepki göstermiyoruz. İşte İngilizlerle ortak iş çeviriyorlar vesaire falan diye de propaganda amaçlı pazarlıyormuş. O da ayrı bir işin dedikodu kısmı diyelim. Bora Bey, İran aslında burada Afganistan'daki durum, tamam orada bazı ellerinde bazı silahlar var. Yani Hazara Şiileri var, hepsi İran'a tabi olmasa da öte taraftan işte Fatimiye Tugayları daha önce Suriye'ye getirdikleri 50 bin kişilik neredeyse bir silahlı grup. Öyle bir koz da var elinde ama neresinden bakarsak bakalım Taliban meselesi iyi de görüntüler şu an için. İran için hep soru işareti. O soru işareti kısmında Karabağ, bir de işte Karabağ daha öncesinde olan. Bu ikisinin de denklem dışı kalmış hissediyorlar mı acaba? O yüzden böyle bir yalnızlık sendromuna girip de bu tarz reaksiyonları mı veriyorlar? Yoksa hani yeni hükümet geldi, bir şey yapalım, bir boy gösterelim noktasında mı davranıyor İran? Bence İran şu an bölgenin en sıkışmış ülkesi. Şimdi tam hatırlayamadım. Ya Herat ya da Mezar-ı Şerif'te hatırlarsanız İranlı diplomatlar, yani 20 yıl öncesinden bahsediyorum, belki daha fazla, Taliban tarafından katledilmişti. Taliban aslında İran için çok ciddi bir rakip tarihsel olarak baktığımızda ve Amerika'nın 2001 yılındaki operasyonunda Taliban'ın direnç noktalarını, mevzilerinin koordinatlarını İranlılar verdi Amerikalılara. Amerika'ya çok destek oldular Taliban'ın devrilmesi noktasında. Şimdi tabii yeni bir dönem, yeni bir süreç, yeni yönetimler var. Ama ben buradaki temel anlaşmazlıkların devam ettiğini düşünüyorum. Yani İran'ın kabul edelim etmeyelim bir Şii politikası var. Bu da Afganistan'daki şu anki yönetimle çok örtüştüğünü düşünmüyorum. Dolayısıyla buradan bir sıkıntıları var. İkincisi, Serhan'ın anlattığı gibi yani Karabağ meselesindeki
tutumu İran'ın bence Azerbaycan'la arasında ciddi bir gerilim kaynağı. Burada tabii Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda İsrail'le de yakın olmasının, İsrail'in de bu işe destek olduğunun bilinmesi, bu da İran'ı bence tedirgin ediyor. Yine o dönemde İran'ın tavrı dolayısıyla İran içerisindeki Güney Azerbaycan Türklerinin tepkileri, bu içeride de bence İran'ı sıkıştıran bir konu. Yine Türkiye'nin Suriye içerisinde yani Esad rejimine karşı tutumu ve İran'ı geriletmesi, Rusya'nın bence İran'la arası çok sorunlu. Ruslar da İran'ı istemiyorlar Suriye'de ve zaman zaman hava sahasını açıp İsrail'in Suriye hedeflerini, İran hedeflerini bombalamasına izin veriyorlar. Çok İranlı general asker burada öldürüldü ve lojistik hatları kesildi. Dolayısıyla İran'ın bence ciddi bir sıkışmışlığı var burada. Yine göç baskısı İran'ın üzerinde. Biz hep hani Afgan göçmenler ne olacak falan diyoruz. Afganistan İran sınırında. Dolayısıyla göç baskısı da bence İran'ın üzerinde. Dolayısıyla buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Yine Kasım Süleymani suikastını hatırlayalım. Amerika'nın baskıları var. Şimdi Irak'ta Ekim ayı içerisinde seçim olacak. Burada nasıl bir yapı olacak? Irak Kürt bölgesel yönetimiyle sorunları var. Geçtiğimiz ay bununla ilgili haberler çıktı. Yani İran içerisinde de biliyorsunuz bir Pejak meselesi gündeme geldi. Yani dolayısıyla İran bana göre bölgenin en sıkışmış ülkesi ve buradan çıkacak bir potansiyel bir hareket de yok. Rejim çok yorgun. İnsanlar muhalefet baskılanmış olsa da onların tutumları devam ediyor. Onlara dışarıdan gelen destekler var. Yani bana göre İran'ın buradaki sıkıntıları tabii yansıyor. O yüzden de farklı arayışlar içerisindeler. Ama çıkış yolu da bu değil. Yani Ermenistan'la iyi ilişkiler değil. Burada İran'ın yapması gereken bence bölge ülkeleriyle daha barışçı bir siyaset izlemesi. Yani şunu da ekleyelim. Körfez bölgesini konuşmadık. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn bunların rekabeti devam ediyor. Yani İran bana göre sıkışık bir durumda. Buradan da kolay kolay çıkabilir diye düşünmüyorum. Bu hırçınlığın sebebi biraz bundan kaynaklanıyor bence. Her ne kadar Suudi Arabistan'la İran biraz bir yumuşama sinyalleri verseler de Yemen'de çatışmaları devam ediyor. Yani evet. Yemen'de Suudi Arabistan güçlerinin Husilerin saldırısı var. Husiler her ne kadar İran'ı ne kadar bağlar ne kadar bağlamaz orası bazen tartışılıyor ama neticede İran'a yakın silahlı bir grup. Öte taraftan Bahreyn'de de İsrail Dışişleri Bakanı Yerleptin Bahreyn ziyareti oldu. Yani Körfez İsrail'de normalleşme sürecini çok sıcak bir şekilde devam ettiriyorlar. Tabii bunlar mutlaka İran tarafından takip ediliyor ve İran'ın bu anlamda Körfez ülkelerine olan o bakışın, o negatif bakışının daha da büyümesine yol açıyordur muhakkak. Selmi Yastıkaya, Avrupa'da enerji krizi, Çin'de de enerji krizi var tabii ki ama Avrupa'daki enerji krizi mesela Rusya Devlet Başkanı Putin'in de biraz ilgisini çekti. Putin, Avrupa'nın da ciddi bir enerji durumu sallantı verdi. Ama Türkiye'nin güvende verdi. Türk akımından bahsetti. İşte Ukrayna üzerinden gaz vermek istemiyor. Ukrayna üzerinden giden gazı biraz kıstı. Küresel ısınma vesaire falan derken Avrupa'da ciddi bir sıkıntı doğurdu. Ve Almanya'da seçim oldu. İşte Merkel yok. Merkel'in partisi de belki olmayacak büyük ihtimalle. Olaf Scholz başbakan olabilir, bir hükümet kurabilir, koalisyon kuracak vesaire. Herhalde Putin Almanya'ya da bir bu mesajı veriyor. Yani bir enerji mesajı, doğalgaz mesajı veriyor. Onu anladık Putin'in son açıklamalarından. Buradan bir, hem de Almanya seçimlerini de konuşmuş olalım. Yani Avrupa her meselede olduğu gibi bu sefer de enerji meselesinde hazırlıksız yakalandı diyebiliriz. Şimdi o haberleri takip ediyorum ben de. Şimdi bir kere doğalgaz stokları, yani yedek doğalgaz stokları yetersiz şu anki talebin ihtiyacını karşılamak için. Ve burada 3 tane seçeneği var Avrupa'nın. 1 Norveç, 2 Rusya, bir de Cezayir'den gelen LNG. Sanırım bu bölüm biraz kısa tutsak. Şöyle birer dakikada toparlayıp hani Bora Bey'e de konuşuyoruz. Burada tabii el avantajı şimdi Rusya'ya geçmiş durumda. Şimdi Almanya'da ne olacağı belirli değil senin dediğin gibi 16 yıllık bir Merkel iktidarından sonra. Şimdi SPD, Sosyal Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşillerin kuracağı bir koalisyonu daha olası bulunuyor. Ama burada Yeşiller ve Hür Demokratlar biraz daha bu merkez partileri zorlamak istiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü özellikle genç seçmen hem Hür Demokratlar hem de Yeşilleri öncelemiş durumda ve geleceği, yani Almanya'nın geleceği biraz bu iki partinin elinde yatıyor.
zorlu bir süreç olacak. Bunun, çünkü geçtiğimiz günlerde hem Kürt Demokratlar ve Yeşiller bir araya girip gizli bir görüşme yaptılar. Yani burada aslında tokmağı biz tutuyoruz mesajı verdiler. Hem SPD'ye hem de CDU'ya, yani Merkel'in partisinde. Bu anlamda Almanya için belirsiz bir gelecek söz konusu. Bu da tabii doğrudan doğruya Avrupa'nın geleceğini de etkiliyor. Enerji kriziyle birleştirince de bayağı bir ortamımız karşımızda, özellikle 2022'de belirsiz bir Avrupa ile karşı karşıya kalabileceğimiz bir fotoğraf var. Bora Bayraktar, hani bu an, burada son sözü de size bırakalım. Evet, ben de yani Selnur'a ek olarak şunu söyleyeyim. Avrupa'nın son 15-20 yıldır süregelen bir stratejik körlüğü var. Bunun işte nerelere getirdiği ortada, enerji sorunu, jeopolitik krizler ve bunlara cevap verecek bir yapı, kapasite göremiyoruz. Ben de Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın geleceğini çok parlak değerlendirmiyorum. Evet. Yani Ronaldo bile benzin bulamıyor Avrupa'da. Pompacılar, işte otomobil sürücüleri vesaire falan her gün kaldı. Yani aynen, evet. Şöyle benzin istasyonlarından artık. Evet, Selnur Yastıkaya, Bora Bayraktar, çok teşekkür ederiz. Güzel bir teşekkür ederiz. Yani hem Türkiye odaklı oldu hem de Türkiye'nin dışında da dünyada neler oluyor. Birçok meseleye, oradaki sorulara cevap bulmuş olduk. Teşekkürler. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.